Evet canlar, erenler, dostlar merhaba. Ben Cem Kervan. Bu hafta Vay Haline Vay adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Geçen hafta tevazu gerek dedik. İsa'nın talipleri aralarında tartışıyorlar. Hangisi en büyüktür, en önemlidir? İsa bir çocuk çağırıyor. Ufak bir çocuk diyor ki gel bucur ufaklık. Tam ortalarında durmasını istedi ve dedi ki bu çocuk kadar kibirsiz, mütevazı olmayan zaten semavi şahlığa giremez. Tevazu gerek. İsa sözüne devam ediyor. Diyor ki bu taliplerimin en mütevazisini yoldan çıkaranın vay haline vay diyor. Yani düşündüm tabii ki İsa kendi taliplerini çok sever ve koruyacaktır. Göz bebeği gibi koruyacak. Eğer birisi onlara zarar verecekse yani karşısında İsa'yı bulacak. Ama korurken ilginçtir. Yoldan çıkaranın vay haline diyor. Yani zarar verenin vay haline demiyor veya işte acı çektirenin vay haline veya sıkıntı çektirenin, zulmedenin vay haline demiyor. Yani yoldan çıkaranın vay haline diyor. O beni düşünmeye sevk etti. Yani acı çekmemiz, hatta zulmedilmemiz, işkence edilmemiz bile ancak hakkın izniyle olur. Ve o durumlarda demek ki tabii o acı o an kötü. Yani kötü hissediyor. Ama bizim iyiliğimiz için aslında iyiliğe çevrilecek bir şekilde olgunlaşmamız, kamilleşmemiz, yolda ilerlememizi sağlayacaktır. Onun için aslında zarar değil yani zarar etmez. Kalıcı bir zarar olmaz ondan. Veyahut da mal mülk çalınırsa o da bir zarar yok aslında. Çünkü ileride kat kat daha büyük bir mirasımız, bir hazinemiz, zenginliğimiz olacak. Tabii ki hakkın huzurunda ve manevi bir şeydir. Yani şey demiyorum yani dünyasal bir şey değil bu. Keza öldürseler bile hakka yürüyeceğiz daha iyi. Yani sonsuz sevinç, sonsuz sevgi, sonsuz aşk içinde yaşayacağız orada. Yani o zarar hiç yok orada. Ölmemiz daha iyi. Onun için yoldan çıkaranın vay haline diyor. Çünkü esas zarar yoldan çıkmamızdan geliyor. Günaha günaha sokulmamız ve kötülük yapmamız. O zaman kendi kendimize bir zarar vermiş olacağız. Ve diyor ki tuzaklar hep var, hep olacaktır diyor dünyada diyor. Yani bu günaha tuzaklar var, kaçınılmaz. Ama bu tuzakları kuranın vay haline diyor, vay diyor. Kocaman bir değirmen taşı boynuna asılıp denize atılsa o kişi için daha iyi olur. Daha tercih edilir bir durum bu diyor. O derece. Bir de kendimize bakalım, aynaya bakalım. Eğer biz kendi kendimize de zarar vereceksek yani günaha sokacaksak kendimizi o zaman o çok çok kötü. Diyor ki gözünüz sizi günaha sokacaksa, sokarsa o gözü çıkar, çöpe at. Çünkü iki gözle bu dünyada yaşayıp da ateşe atılmaktansa tek gözle bu hayatta yaşamamız, tek gözle Hakk'ın huzuruna, Hakk'a yürümemiz daha iyi olur, daha evladır. Tabii yani ama göz aslında bizi günah işletmez. Günaha sokmaz. Yani günahın kaynağı kalbimizdir. Kötü arzularımızdır.
nefse izin vermemizdir. Onun için kalbimize çok çok dikkat etmemiz lazım ki yoldan çıkmayalım. Evet, her neyse, vay haline vay adlı deyişiyi paylaşmak istiyorum izninizle. İsa'ya iman eden birisini yoldan çıkaranın vay haline vay. Mütevazı taliplerden birini yoldan çıkaranın vay haline vay. Vay vay haline vay. Vay haline vay. Vay vay haline vay. Vay haline vay. Değirmen taşı asılsa, denizlerin diplerine atılsa, onun için daha iyi nasılsa, yoldan çıkaranın vay haline vay. Vay vay haline vay. Vay haline vay. Vay vay haline vay. Vay haline vay. Günaha çağıran tuzak her zaman her yerde her dem olacak. Fakat tuzaklara sebep olacak yoldan çıkaranın vay haline vay. Vay vay haline vay. Vay haline vay. Vay vay haline vay. Vay haline vay. Seni çıkarsa yoldan, o kötü gözü çıkar at yerinden. Ebedi hayatta kavuş tek gözden, yoldan çıkaranın vay haline vay. Vay vay haline vay. Vay haline vay. Vay vay haline vay. Vay haline vay. Vay haline vay. Vay vay haline vay. Vay haline vay. Evet, kalbimize çok çok dikkat edelim. Ve inşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğeni düğmesine bir tıklayıverin. Abone olun, yorum yazın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. İnatla sevgide kalın, inatla barışta kalın, inatla esen kalın, inatla hoşta kalın.